What are you reading? The Dance of Dragons. What's it about? It's the story of the fight between Rhaenyra Targaryen and her half-brother Regan, for control of the Seven Kingdoms. Both of them thought they belonged on the Iron Throne. When people started declaring for one of them or the other, their fight divided the kingdoms in two. Brothers well, fought brothers. Dragons fought dragons. Dance of dragons. Why is that a dance? Herkese selamlar arkadaşlar. Argumento kanalına hepiniz hoş geldiniz. House of the Dragon'ın ikinci sezonunun trailerlarına tepki videosu çekiyorum. Siyahların trailerına tepki videosunu çektim, yükledim. İzlemeyen arkadaşları öncelikle oraya yönlendirelim. Bu videoda da tabii ki yeşillerin trailerına tepki vereceğim. Gerçekten çok merak ediyorum. Siyahların fragmanını beğendim. İnşallah bunun trailerına şöyle güzelce şeyler koymuşlardır. Beğenirim. Beklediğim birkaç sahne var. Onları koydularsa burada ben deliririm. Saçma sapan hareketler yaparım. Sorumluluk da kabul etmiyorum. Vallahi girişleri vesaireleri normalde birazcık uzun tutarım ama tutmayacağım çünkü dayanamıyorum. Bir an önce izlemek istiyorum. Başlayalım. Haydi bismillah hocam. İşleyiciler ha. Nerede şimdi? El konum. Altın eşyalar. Evet doğru. Elsin. Acaba şimdi neden değil? Yazma konusunda bir ben iki I be the to a They wish now not for the good of the realm, but for the satisfaction of vengeance. Not against the king, and I will pay it back a hundred times over. I'm as fierce any of them. You have no idea the sacrifices that were made to put you on that throne. My uncle is a challenge I welcome. If he dares face me. We will prevail and bring forth peace, but you must accept that the path to victory now is one of violence, good, to war then. my life it. I've endeavored to serve both my hands yeah, it is some 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 and <laughs> Sen kimsin? Dreamfire misin sen? Bir daha izleyelim. Allah'ım. Beni sinir hastası etti bunlar. Yemin ederim ben... Ben bak arkadaşlar ben kitapta bu kadar taraf tutan bir adam değilim. Benim altıma ekşi sözlükte falan da bir yerde de yazıyorlar. Yok işte ver ver, siyahçı falan. O ben siyahçı değilim kitapta. Ama bu dizide dizi bana Siyahçı olmaktan başka çare bırakmıyor ya. Bunlar ne? Çok antipatik ya. De ki kardeşim aldım. Gücüm yetiyordu aldım ben bu tahtı ya. O kadar. Kardeşim ben erkeğim. Benim hakkım daha fazla ulan de. Benim canım ya ya. Yok bir seris gördü rüyamda. Bilmem ne oldu. Yok bir söyledi. Siktir. Güzeldi bak bir şey diyeyim mi? Harbi bu 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 arada. Samimi söyleyeceğim. Bu fragman siyahlarınkinden daha iyi olmuş beni daha çok böyle hayıplandırdı. Bu daha iyiydi. Bunu daha çok beğendim. Tek tek bütün sahneleri konuşalım öyleyse efendim. Başlayalım. Alison burada bir fakir duruyor. <laughs> Elison yine bildiğiniz gibi arkadaşlar cemaatçi yönünü ortaya koyuyor. Cemaatçi yönünü konuşturuyor. Ya bir de bak ya her şeyi sen yaptın. Her şeyi kendi yaptı. Diğer şöyle der şey yolundaydı. Bilmem neydi neydi. Allah'ın belası karı. Nefret. Ya bu sahnelerde böyle konuşulacak bir şey yok arkadaşlar. Çok buraları geçiyorum işte. Reynra falan. Okey. Alicent yine saçmalıyor. Ben Alicent'a yorum yapmayacağım ya. Buna da zaten bir önceki videoda yorum yaptım. Evet bakın burada kralın şehrine bir saldırı olur diye yine bunlar hazırlanıyor. Bu akrep okları hazırlanıyor. Bunlar işe yarar lan aslında. Yaramaz diyoruz ama işe de yarar yani. Ama bakın arkadaşlar o 8. sezondaki rezaletten bahsetmiyorum. Koskoca ejderhayı ta havadayken 3 isabet atışla öldürmek ve boynunu yarıp öbür taraftan ok çıkartma böyle şeyler yok. Böyle şeyler yok. Onu anca bebek ejderhalarda yaparsınız. Yani öyle olmadığı sürece bunların kullanılmasına okeyim. Ve yani kitaptan bildiğiniz gibi düşüş sırasında da bunlardan şöyle 3-5 tane atış yapılırsa... Reynra ile Demon da gelip bunları bir aleve verirse çok tatlı olur tabii ki. Güzel olur yani öyle olursa. Evet burada... Demon Targaryen'ımızı görüyoruz. Bu çok iyi ya. Bunu görmüştük bu arada ilk fragmanda da sanırım. Siyahların ordugahı. Ee, abi yani hatırlarsanız D. Montagel'in bütün kuvvetlerini ve güçlerini Nehirova'da toplamayı e, önermişti. Burada öyle bir durum mu var? Bilemiyorum. Ama normalde e, hikayenin belli bir bölümüne kadar yani özellikle kralın şehrinin düşüşüne kadar siyahların Neyrova'da inanılmaz büyük orduları yok. Hatırladığım kadarıyla. Bakalım bu neyin topluluğu. Belki de e, şeydeki ejderha kıyasındaki ordugahdır. Bilemeyiz. da diyor ki intikam alacaklar burada. E tabi alacak. Bu da büyük ihtimalle Lucerys'in ölümünden sonraki e, konuşulan olaylar. Alicent burada hayvana bir şey alıyor diyor. Yine büyük ihtimalle ben hiçbir şey yapmadım tribinde. Aynı sahneleri çok koymuşlar be abi. Aaa. Oy. Bunlar yoksa. Bunlar Yoksa. Kan ve peynir mi? Bunlar kan ve peynir gibi de duruyor bir taraftan. Biri kısa biri uzun. Kan ve peynir olabilir bunlar abi. Ulan var ya o bölümü burada hepimiz ağlayarak izleyeceğiz arkadaşlar. Bu bence bu kafaya kan ve peynir olayından sonra giriyor. İşte onlara yüz defa bilmem neyi ödeteceğim, şunu yapacağım, bunu yapacağım hesabı. Var burada bir yani bir içi geçmiş bunun yani bir şey yaşamış. Yoksa son yani birinci sezondaki herif bu değil yani. Bir de bu var tabii ki. Abi bu çok iyi olmamış mı be? Oğlum bu çok iyi olmuş ya. Aksanıza şunu abi müthiş ya. <laughs> Oğlum harika be. İstiyorum bundan istiyorum ya. Bak burada bir de zırhı da çok güzel. Abi şimdi herkesi böyle güzel zırhlarla mırlarla göreceğiz. İnanılmaz duruyor pullar mullar. Efsane be. Oy! Sunfire abi. Sunfire ya. Of. Arkadaşlar Westeros tarihinin gelmiş geçmiş en güzel ejderhası sonunda gördük. Sunfire agalar. Sunfire. Müthiş ya. Gerçekten müthiş be. Burada Alicent belki de şeyden önce mi? <laughs> Burada Alicent acaba kan ve peynirden önce mi sonra mı konuşuyor merak ediyorum. İkisine göre anlamı değişir çünkü. Evet arkadaşlar gelelim bu sahneye. Ee, Eamon Targaryen'in bu küstahlıklarına alışacaksınız. Kitapta da böyle bir karakter zaten adam. Böyle sözleri de vardı zaten. Ee, kitapta da sürekli demonla karşılaşmak istiyordu. Arkadaşınca da gördü anasını. <laughs> Ama herifin şu kibri ve ya kendini beğenmişliği yüzünden okunuyor ya. Cidden. Bazen seviyorum bazen sevmiyorum. Bak bir önceki fragmanda çok antipatik gelmişti. Burada da sevdim yeniden. Heymont bende değişik duygular yaratıyor. Bir aşk nefret ilişkisi var yani aramızda. Burada da büyük ihtimalle cenaze yüzünden. Ee, aynen. Bütün kralın şehri. Helena'nın çocuğunun ölümü için kan alıyor. Cenazeden büyük ihtimalle bu da. Ama bir şey diyeyim mi? Bilemeyiz ha. Belki de ee, yani buralardan çok anlaşılmıyor ama ejderha kayasına getiren Nuseris'in cenazesinde bu yapılıyordur. Bilemeyiz. Bir tezatlık olur oradan sonra mesela fragmanda da onu vermeleri. Değişik olur yani. Ama çok da zannetmiyorum bu küçük bir ihtimal. Büyük ihtimalle Helena'nın cenazesinden. Burada Kristin Kolu görüyoruz. Gene yine birinci fragmanda görmüştük. Kralın şehrindeki suçluları daha doğrusu itaat etmeyenleri artık e, kral eli olduktan sonra diyeceğim ama çok da zannetmiyorum ee, ama olabilir. Kral eli olduktan sonra Kristin Cole kitapta itaat etmeyen herkesi tek tek kılıçtan geçiriyor, son bir şans veriyor. Ondan sonra o sahne olabilir. Ee, Rockrest'te doğru giderken yaptıkları saldırılarda itaat etmeyen Lordları öldürüyor olabilir. Kan ve peynirle alakalı bir şey olabilir. Yani çok da önemli değil ama bu sahneyi bu kadar iki de bir göstermelerini anlamadım. Buradaki önemli birimi ölen diyeceğim de. Abi yok ki yani öyle kitapta da ölen önemli biri bu hikayenin bu kısmında yani. Ya da Darusu Kristin öldürdü. Bu abi kan ve peynir olayından sonraki şey olabilir arkadaşlar. Çocuğun sarılı oldu, bezmez vesaire neyse bir şey olabilir. Burada Egon savaşa diyor ee, yine kan ve peynir olayından sonraki bu bilmiyorum yani daha nefretle bunu yapsaydı daha bir saldırgan bir tutumda olsaydı daha iyi olurdu hani böyle hani daha gülünç neşeli bir tavırla bunu yapması bilmiyorum. Çok oturmadı kafamda ama. Ya da belki de şeydir. Ee, Kristen Cole ile beraber Rockrest'e doğru yola çıkmadan önce. Ulan hadi savaşa o zaman hani. Normalde büyük ihtimalle burada şey diyecekler. Gitme falan diyeceklerdir belki de. Ama Aegon'da Adlan oradan hadi savaşa gidiyoruz gibisinden bir tavır gösterir bilemiyorum. Ve yine görüyoruz süzülüyor. Gene Rockrest. Burası da Rockrest gibi duruyor. Burası Rockrest savaşının yapılacağı alan mı lan? Anlamadım ki bu kale neymiş? Bilemiyorum. Abicim bu Sunfire mı? Bir şey mi bu Sunfire ya? Ne alaka diyeceksiniz arkadaşlar şeyin üstünde geziyor ya. Yok ya Sunfire değil bu ya. Altın gibi duruyordu durmuyordu anlamadım. Bu şey ne ejderhası mı acaba ya arkadaşlar? Leyna'nın kızının ne ejderhası mı? Moon Dancer, Moon Dancer O da olabilir. Bak Moon Dancer da olabilir abi buradaki. Yani ejderhanın adını unutmam ama şimdi aklıma. Moon Dancer da olabilir ki bu o ya bu değil ya Sunfire değil Moon Dancer. Büyük duruyor lan yine. Küçük bir ejderhaydı bu normalde diye hatırlıyorum. Ve tabii ki hocam ve tabii ki ya bunu ben şey yaptım başta bir dream fire zannettim ama bu sea smoke abi bu. Çünkü hani ne bileyim yeşillerin trailerında dream fire olur yani diye düşündüm ama sea smoke neden yeşillerin trailerında abi? Onu anlamadım. Ama bu sea smoke büyük ihtimalle. Baksanız abi. Sea smoke yani. Abi şu Dineris'in ejderhalarının hani tarzındaki bir ejderhayı görmek gerçekten çok keyifli. Burada da şey olabilir diye düşünüyorum. Lenor geliyordur. Ona böyle bir tepki veriyordur. Yani e, Lenor gelince dışarı çıkıyordur. Yahut da e, Adam belki geliyordur. Bilmiyorum yani. Ama zaten birinci sezonda gördüğümüz ejderhaları burada görmek birazcık bana saçma geliyor abi yani. Sanki ilk defa görüyormuşçasına. Yani şöyle şu şekilde bence gösterilen ejderha Sunfire olmalıydı abi. Bir tane ejderha görmediğimiz bir tane ejderha tanıtsaydım bize yani. Genel olarak birazcık daha eleştirecek düşüncelerimi belirtecek olursam bunu da sevdim. Siyahlarınkinden daha çok sevdim hatta. Hani şeylerde e, siyahların trailerını izlerken böyle olduğum bir sahne olmamıştı şimdi. Yalan yok ama hoşuma gitmişti. Severek izlemiştim. Ama burada içten içe böyle bir çok yükseldiğim anlar oldu gerçekten. Gerçekten oldu. Bu da beni çok mutlu etti. Tarafları böyle çok güzel yansıtıyorlar. O tekrardan söylüyorum çok çok hoşuma gidiyor. Konuşulacak bütün konuları incelemeye bırakıyorum. Ve bu videoyu izninizle burada bitiriyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.